Merhabalar sevgili gençler ben sml hocanız sml hoca matematik youtube kanalındasınız arkadaşlar 7. haftanın 2. konusu 2 video paylaştık bu 3. videomuz ama 2. konuya yeni geçiyoruz arkadaşlar çarpanlar ayırma baya uzun soruklu bir e, seri oldu şimdi üstü sayılardayız sevgili gençler konumuz bu arkadaşlar bu konuda Olabildiğince sizlere konu anlatımında kaliteli ve yeni nesil sorular koymaya çalıştım. Haberiniz olsun. Yaklaşık olarak bir 34-35 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam ee, bu konu. Dolayısıyla arkadaşlar dikkatli dinlerseniz kafanızda bu konuyu tamamen çözümlersiniz ve bir daha çalışma ihtiyacı hissetmezsiniz. İşte o kadar iddialı konuşuyorum. Şimdi başlayalım konumuza. Diyor ki A bir reel sayı ve en pozitif bir tam sayı olsun. Eğer ki ben n tane a'yı yan yana çarparsam bunu gösterim kolaylığı açısından a üzeri n biçiminde gösterebilirim. Yani bu ne demek? n tane a'yı yan yana çarp demek. Bakın doğal sayı tam sayı olmasına hiç lüzum yok. Burada a bir reel sayı. İstersen kök 3 olsun, istersen 1 bölü 2 olsun, istersen eksi 5 olsun hiç fark etmez. Sen bunu n tane yan yana çarpacaksın diyor. Olacak şekilde n tane a çarpımına a üzeri n denir arkadaşlar. Bu a üzeri neye de üstlü ifade diyoruz. Aşağıda verilen ifadeleri üstü sayı biçiminde yazınız. Bakın 10 tane 3 varsa 3 üzeri 10 yazarım ben buna. 12 tane eksi 1 bölü 2 varsa eksi 1 bölü 2'nin 12. kuvveti derim. Bu şekilde bırakalım. Şimdi normalde 1 bölü 2 üzeri 12 şeklinde de yazılabilir ama şu an burada bırakalım. A artı A kaç yapar arkadaşlar? 2A yapar, değil mi? Sen bunu kaç taneymiş? Bakın 20 tane varmış. 2A'dan kaç tane varsa onu üzerine yazıyorsunuz. 2A üzeri 20 diyebilirsiniz sevgili gençler. Geçelim 3. sayfamıza. Aşağıda 12 bölmeli bir çark verilmiş. Çarkın üzerinde ibre saat yönünde hareket etmekte ve her hareketinde çarptaki sayıları sırasıyla gösterip hafızaya almaktadır. Şimdi bu bir ibre burada bir çark var. Buna göre ibre çarkta tam bir tur attığında hafızaya alınan sayıların çarpımını üslü ifade biçimde, üçlü üstlü biçimde ifade ediniz demiş. Şimdi her birini gezecek 12 bölmenin 12'sini de. Şimdi bakalım sevgili gençler. 1 bölü 3'ten bir burada var bir burada var. Sayma kolaylığı açısından renklerini de farklı yapmışız. Bakın bir burada bir burada bir de burada var. Toplam 5 tane. Dolayısıyla 1 bölü 3'ün 5. kuvveti şeklinde ifade ederim ben bunu. Çarpı daha devam ediyorum çarpmaya. Şuradaki 0,3 devredenler var bakın. Bu 0,3 devreden dediğimiz sayı aslında 3 bölü 9'un ta kendisidir. Yani 1 bölü 3'ün ta kendisidir sevgili gençler. Dolayısıyla bir daha 1 bölü 3'ün Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4 tane var. 4. kuvvet olarak yazabilirim. Çarpı. Bir de sevgili gençler 3'leri yazdık. Ee, başka ne var? 0,6 devreden var. Bundan bir tane var sevgili gençler. 6 bölü 9'dur bu kendisi. Yani 2 bölü 3'ü e eşittir 0,6 devreden. Dolayısıyla bir tane 2 bölü 3 çarpı. Bir de burada ne var? 1,5 var. Bu 1,5 dediğimiz sayıda sevgili gençler 1,5 3 bölü 2 biçiminde yazılabileceği için ben buraya 3 bölü 2 yazdım. Şu an hepsini saydım mı? Saydım. E peki bunları çarpalım. Bakın 3 bölü 2 ile 2 bölü 3 çarpıldığı zaman 1 gelir. Demek ki burayı görmemize gerek yok. 1 bölü 3'ün 5. kuvveti ile 1 bölü 3'ün 4. kuvvetini çarp demiş. E şimdi burada 5 tane 1 bölü 3'ü yan yana çarpmışız. Burada 4 tane toplamda 9 tane 1 bölü 3 yan yana çarpılmıştır. Dolayısıyla bu da 1 bölü 3'ün 9. kuvvetidir diyebiliriz sevgili gençler. Bu sorunun cevabı için. Geçtim Bilgiye diyor ki n çift sayı ise eksi a'nın n'inci kuvveti negatif ortadan kalkar a üzeri n'dir diyor. Eğer n tekse eksi a'nın n'inci kuvveti eksi çarpı a üzeri n'dir. Yani a üzeri n'i gene alıyoruz ama başına eksi koyarak alıyoruz. Yani e, her sayının çift kuvveti pozitiftir. E, negatif sayıların tek kuvveti ya da şöyle diyebiliriz negatif sayıların Çift kuvveti te, e, pozitiftir, negatif sayıların tek kuvveti negatiftir diyebiliriz. Mesela eksi 2'nin 6. kuvveti 2 üzeri 6 ile eşdeğerdir. Eksi 5'in küpü ise 5'in küpünün eksilisidir. Eksi 3'ün 5. kuvveti burası eksi 3 üzeri 5 yapar bir de başında eksi vardı artı yapar 3 üzeri 5 olur diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi burada ekstra bir bilgi daha işimize yarayacak şeyler. A sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere A üzeri 0 1'dir. Bakın a sıfırdan farklıysa A üzeri 0 birdir. 0 üzeri sıfır tanımsızdır ya da sen buna belirsizdir de diyebilirsin. Belirsizdir sevgili gençler. Hani şöyle düşünün limit konusunda eskiden eski müfredatta 0 üzeri 0 belirsizliği vardı. Belirsizlik olarak da artık karşına çıkabilir tanımsızlık olarak da ama kimse sana bunu sormaz. Sen sadece 0 üzeri 0 gibi bir ifadenin aslında bir anlamı olmadığını e, düşüneceksin, kabulleneceksin. 1 sayısının her kuvveti birdir. Yani ben birin 2 bölü 3. kuvvetini de alsam, birin 5. kuvvetini de alsam, birin e, 756. kuvvetini de alsam, eksi 756. kuvvetini de alsam. Bu her zaman neye eşittir? 1'e eşittir sevgili gençler. Eksi 1 sayısının tek kuvvetleri, eksi 1 ve çift kuvvetleri artı 1'dir. Yani eksi 1'in sen gidip 5. kuvvetini alırsan bu eksi 1'e, eksi 1'in 6. kuvvetini alırsan 1'e eşit olur. Çift kuvvetler 1, tek kuvvetler e, Eksi 1. Çünkü tek kuvvetlerde negatif sayıların ne, e, tek sayıların yani negatif sayıların tek kuvveti negatif olmak zorunda. Güzel kurduk cümleyi. Beşinci sayfamız bir bakalım şimdi. 1 üzeri 2021 kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 1. Eksi 1'in 2019. kuvveti eksi 1'dir. Bir de başında eksi var. Şöyle yazabiliriz. Eksi eksi 1 artı 0'ın 2020 kuvveti 0. 1 eksi eksi 1 ne yapar? Artı 1 yapar. Dolayısıyla 1 artı 1 artı 0 kaç yapar? 2 sevgili gençler cevap 2'dir diyebiliriz. Diyor ki M ve N birer reel sayı olmak üzere A üzeri M'in eninci kuvveti A üzeri N'in eminci kuvvetine eşittir. Çünkü bunların ikisi de A üzeri M çarpı N'e eşittir. Yani yan yana M tane A'yı çarpıp bu gruptan N tane daha çarparsak toplamda M çarpı N tane A'nın yan yana çarpıldığını görürüz. Dolayısıyla sen eğer üstün üstü varsa bu üstleri birbiriyle çarpacaksın. Sonuç olarak M çarpı N ile N çarpı M birbirine eşittir. Mesela 3 üzeri 2'nin 5. kuvveti 2 kere 5'ten kaynaklı 3 üzeri 10'dur. 3 kere 4'ten kaynaklı ve burası çift olduğu için negatiflerin nötrülüyor. Negatif gidiyor pozitif oluyor. 2 üzeri 12'ye eşittir. Bakın burada e, negatifi silen halleden hiçbir şey yok. Negatif burada kalacak. 2 kere 3'te 6 yaptığı için eksi çarpı 2 üzeri 6'dır diyebiliriz biz buna. 5 üzeri a b olduğuna göre 25 üzeri a artı 25 üzeri a artı 25 üzeri a. Ben buna 3 çarpı 25 üzeri a diyemez miyim sevgili gençler? Boştan yere uğraşmaktansa diyebiliriz. Bu böyle kalsın. Şimdi bu 25 üzeri a dediğimiz ifade 25 5'in karesidir. 5'in karesinin anıncı kuvvetinden bahsediyoruz. Ki sen biliyorsun az önce öğrendin a ile 2'yi yer değiştirebilirsin. Yani bu 5 üzeri a'nın ikinci kuvvetidir diyebilirsin. Peki 5 üzeri a neydi? B'ydi. O halde bu b kareye eşittir. Demek ki sevgili gençler şurası B kareymiş. Cevabımız 3 çarpı B kare olacak. Cevap budur deriz sevgili gençler. Peki bu işlemin sonucu nedir? Bakın bu 4 bu eksiği kapsamıyor. Dolayısıyla eksi artı yapmayacaktır. 3 de tek olduğu için hala burası eksi olarak kalacaktır. Eksi 3 üzeri 3 kere 4 kaç yapar? 12. Artı bakın bu 6 burayı pozitif yapacaktır. Dolayısıyla 3 üzeri 2 kere 6 12 yapar. Eksi 1'in 4. kuvveti 1'dir. Bir de başında eksi var. Eksi 1. Bakın artı 3 üzeri 12 eksi 3 üzeri 12 bir de burada ne var eksi 1 var cevap ne olur eksi 1 olur deriz. Şimdi geçiyorum bir diğer sayfama bir bilgi daha a 0dan farklı bir reel sayı olmak üzere a üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü a'dır. Yani sen negatif kuvvet gördüğün zaman o negatifin alt tarafa negatiflikle alakalı pozitifle alakalı bir etkisi yoktur. Sadece bunu ters çevirir diyoruz. A üzeri eksi n dendiği zaman da sen bunun aslında A üzeri eksi 1'in eninci kuvveti olduğunu bildiğin için yani 1 bölü A'nın eninci kuvvetidir de diyebilirsin ki 1'in eninci kuvveti zaten 1'dir. Dolayısıyla burayı görmene lüzum yok. 1 bölü A üzeri n diyebilirsin sevgili gençler buraya. Yine benzer şekilde A bölü B'nin eksi n'inci kuvveti varsa A bölü B'yi ters çeviriyorsun B bölü A yazıyorsun ve yukarıdaki eksi n de artık artı olabilir. N diyorsun sevgili gençler B bölü A'nın eninci kuvveti. Yani bu aslında şuna eşittir. A bölü B'nin eksi birinci kuvvetinin eninci kuvveti. Bak şununla şu çarpılınca eksi N yapar. A bölü B'nin eksi birinci kuvveti B bölü A'dır. Ve burada sadece N kalır diyebilirsin. Hatta sen bunu B üzeri N bölü A üzeri N diye de parçalara ayırabilirsin. Sıkıntımız yok. 5 üzeri eksi 1 mesela 1 bölü 5'e 3 üzeri eksi 2 1 bölü 3'ün karesine 3 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti 2 bölü 3'ün küpüne eşittir. Hadi bakalım sorumuza 1 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti 1 bölü 2'yi ters çevirirsem 2 bölü 1'den 2 yapar 2'nin karesi artı 5 bölü 4'ü ters çevirirsem 4 bölü 5 yapar bu sadece ters çevir manasına geliyor tamam mı? 2'nin karesi 4 yapar 4 artı 4 bölü 5 sorulmuş bize hadi bileşik kesire çevirelim 4 kere 5 20 4 ekledim 24 bölü 5 yapar arkadaşlar. Cevabımız budur deriz. Geçtim 8'e. A ve B birer gerçek sayı bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bir düşünelim bakalım. Burası 1 artı 3 üzeri A eksi B. Burası da 1 artı 3 üzeri B eksi A. Peki ben 3 üzeri A eksi B'ye arkadaşlar ben T deseydim. 3 üzeri B eksi A dediğimiz ifade aslında 1 bölü 3'ün A eksi B'nin kuvveti değil mi? Yani bunun eksilisi değil mi? Yani o zaman ne olur? 1 bölü t olur. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki yerine yazalım şimdi. 3 bölü 1 artı t artı 3 bölü 1 artı 1 bölü t yazdım. Sonrasında eşittir diyelim devam edelim yolumuza. 3 bölü 1 artı t artı 3 bölü bakın şurayı birleşik kesire çevireceğim şimdi. 1 artı 1 kere t t yapar. 1 de eklersem yine 1 artı t olur. Bölü bir de neyimiz var? T'miz var. Bu t'yi yukarı fırlatırsam 3 artı 1 artı t, 3 bölü 1 artı t artı t'yi yukarı ters çevirdim çarptım. 3 t yaptı bölü 1 artı t. Bakın paydalar aslında eşitmiş. Peki bu paydalara göre de 3 artı 3 t bölü 1 artı t yazsam buraya. Üst tarafı 3 parantezine alsak çarpanlar ayırımı öğrendik değil mi? 1 artı t bölü 1 artı t desem. E bunlar da çarpım durumunda zaten. Hocam 1 artı t'leri de götürürüm. Geriye sadece ne kalır? 3. Demek ki bu 3 üzeri a eksi b'nin b eksi a'nın bu kısımda hiçbir etkisi olmadı. Cevabımız direkt neymiş sevgili gençler? 3'müş diyeceğiz. Bilgi. Tabanları ve üstleri aynı olan sayılar toplanır veya çıkarılırken katsayılar sayılar toplanılır veya çıkarılır. Bulunan sonuç üstlü kısmın önüne katsayı olarak yazılır. Yani sevgili gençler aynı üstlü sayıların katsayılarını toplayıp veya çıkarabilirsin diyoruz. Bakın burada x üzeri var burada x üzeri var. İlkokulda sen ee, belki hani ilkokulda hocaların da yoğurt yiyiş biçimi farklı olduğu için mesela bize şöyle öğrettiler biz 3 kere 5 6 kere 7 demedik hiç 3 kere 5 yerine 3 tane 5 dedik 6 kere 7, de, 7 yerine 6 tane 7 dedik hep bu şekilde öğrendik aslında 6 kere 7 gerçekten 6 tane 7'nin toplamıydı dolayısıyla bu bizim için bir şanstı bakın burada ne var x üzeri n var x üzeri n var peki bunlar neyle çarpılmış a ile b'ye yani aslında burada a tane x üzeri n var burada da b tane x üzeri n var A tane x üzeri n ile b tane x üzeri n'i toplarsam ben a artı b tane x üzeri n yapar. İşte ben bunu bu şekilde x üzeri n parantezini de alabilirim. Yine aynı şekilde x üzeri n parantezin aldığımız zaman a eksi b gelir sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama yine bir bilgi var karşımızda. Tabanları eşit olan üssü sayılar çarpılırken üstleri toplanır. Ortak tabanın üssü olarak yazılır ve üstleri eşit olan üssü sayılar çarpılırken tabanlar çarpılır. Ortak üst çarpıma üst olarak yazılır. Şimdi bir düşünelim. Burada n tane x var çarpılacak. Burada m tane x var çarpılacak. Yan yana çarparsam bir de ben bunları toplam m artı n tane x olur çarpılacak. Dolayısıyla eğer tabanlar aynı ve çarpılıyorsa üstler toplanır ve aynı tabana üst olarak yazılır diyoruz. Eğer ki bakın burada x üzeri n ve y üzeri n var. İkisinin de üssü n ise o zaman sen tabanları çarpacaksın. X çarpı Y'nin eninci kuvveti de diyebilirsin buraya. Soruya bakalım. Karl Friedrich Gauss birden yüze kadar olan tam sayıları şu şekilde toplamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye 100'e kadar gelmiş. Sonra demiş ki 1 ile 100'ü toplayınca 101 yapıyor. 2 ile 99'u toplayınca da 101. 3 ile 98'in toplamı da 101. Böyle böyle tık 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 gidiyor. En son diyor ki 49 ile 50'yi topladığımızda 101. 50 ile 51'i topladığımızda da 101 yapıyor. Hep 101 yapıyor yani. Arada da boşlukta sayımayı kalmıyor. O zaman diyor burada ben 100 tane sayıyı ikişerli ikişerli gruba ayırırsam 50 tane grup yapar diyor. 50 tane 101 vardır burada diyor. Demek ki benim toplamım 50 çarpı 101'den 5050'dir demiş. Carl Frederick Gauss. Buna göre Gauss'un bu çözüm yönteminden esinlenerek 1 çarpı 2 çarpı 4 8 16 32 64 ve 128 bu çarpımın sonucunu bulmaya çalışan Ela'nın bulacağı doğru sonucun Üstü biçimde yazılışı, yazılışı kaçtır Biz bundan esinleneceğiz diyor yani buna göre yap diyor çözümü Peki hadi buna göre yapalım Şimdi 1 dediğim sayı 2'nin sıfırıncı kuvveti 2 dediğim sayı 2'nin birinci kuvveti 4 2'nin karesi 8 2'nin küpü 16 2 üzeri 4 32 2 üzeri 5 64 2 üzeri 6 ve 128 2 üzeri 7'dir sevgili gençler. Şimdi ben şu sayıyla şu sayıyı çarpsam mesela tamam mı bu sayıyla bu sayıyı çarpsam ne gelir 2 üzeri 0 artı 7'den 2 üzeri 7 gelir. Peki şununla şunu çarpsam ne olur gene 2 üzeri 7 gelir. Peki bununla bunu çarpsak gene 2 üzeri 7 ve arada kalan şununla şunu çarptığımız zaman gene 2 üzeri 7 geliyor. Yani burada sevgili gençler bunları çarpacağız aslında. Yani 2 üzeri 7'nin 4. kuvveti diyeceğiz biz aslında buna. Anlaştık mı? 2 üzeri 7'den kaç tane var? 4 tane. Yan yana bunları çarpıyoruz. Çarptığımız takdirde ne buluruz? 2 üzeri 7'nin 4. kuvveti. Peki 4 kere 7 kaç yapar? 2 üzeri 28 olur sevgili gençler cevabımız. Üstü sayı biçimde yazılışı nedir diye sorulmuş doğru cevabın. İşte budur diyebiliriz. Ha sen burada şunları yaptıktan sonra hocam ben bunları çarpıyorum ya dolayısıyla 2 üzeri 0'da 7'ye kadar olan sayıların toplamını bulsaydım olmaz mıydı? Olurdu. 2 üzeri 7 kere 8 bölü 2 dersen yani 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı formülü. Buradan da yine 2 üzeri 28'i bulurdun. Cevabı işaretleyebilirdin. Sonuç olarak illa Gauss gibi yapmamıza gerek yok ama soru bizden bunu rica ettiği için biz bunu yaptık. Olmasaydı da sınavda tabii ki 2 üzeri 28 doğru cevap olduğu için hangi yöntemle buluyorsan bul hiç sıkıntı değil. Tamam mı? Geçtim bir diğer sayfama bir soru var. X sıfırdan farklı bir reel sayı. X üzeri A eksi B 4'müş. X üzeri A artı B de 25'miş. Buna göre X üzeri A kaçtır? Bakın gençler. X üzeri A eksi B ile X üzeri A artı B. Hocam B'yi bulmadan A'yı nasıl bulacağız? B'yi bulmayacaksın sen zaten. X üzeri A eksi B ile ben X üzeri A artı B'yi bir güzel çarpsam. 4 kere 5'ten 100 olur mu? Olur. Peki burada Üstleri ne yapacaktık? Şu üstleri sevgili gençler bunlar çarpıldığı için tabanlar aynı olduğundan toplayacaktık. Peki a eksi b ile a artı b'yi topla bakalım ne olacak? x üzeri 2 tane a olacak değil mi? b'ler gidiyor çünkü toplandığı zaman. x üzeri 2a 100 miymiş? Peki ben bunu x üzeri a'nın karesi diye yazabilir miyim sevgili gençler? Sonuçta üstler çarpıldığı zaman 2a yapıyor. Burayı da onun karesi diyeyim. O halde her ikisinin de karesi olduğuna göre ben artık şunları görmezden gelebilirim. Bakın gençler x üzeri a kaldı burada. Buradan ne kaldı? 10 kaldı. Demek ki x üzeri a kaçmış arkadaşlar? 10'muş diyebiliriz. Şimdi burada işine yarayacak bir bilgi. En pozitif bir tam sayı olmak üzere 10 üzeri en sayısı en artı 1 basamaklıdır. Ki gerçekten mesela 100 onun karesidir. 1000 onun küpüdür. 10.000 onun dördüncü kuvvetidir değil mi? Bakın burada 10 üzeri 2 demiş. Ama bu sayı 3 basamaklı. 10 üzeri 3, 4 basamaklı. 10 üzeri 4, 5 basamaklı. Ki zaten buradaki 2, 3 ve 4 birlerin sonundaki sıfır sayılarını verir bize. Yani diyor ki birin sağında 2 tane sıfır var. Birin sağında 3 tane sıfır var. Birin sağında 4 tane sıfır var demeye getiriyor aslında. Ve dolayısıyla bu sayı 3 basamaklıdır, 4 basamaklıdır, 5 basamaklıdır. Yani n ise n en artı 1 basamaklıdır diyebiliriz. Şimdi diyor ki bize bu çarpım kaç basamaklıdır? Hadi bakalım. Şimdi gençler şu kısmı göz önünde bulunduracak olursak bu 2 bölü 100'ün ta kendisidir. 2 bölü 100 de e, 2 100 de şöyle diyebiliriz ki 1 bölü 50'dir. Doğru mu? Doğru. Şimdi 1 bölü 50'nin 5. kuvveti var elimizde. 1 bölü 50'nin 5. kuvveti çarpı bir de 500'ün 5. kuvveti var. Doğru mu? Doğru. Peki üstler aynıysa hadi bakalım şimdi bilgileri tazeleyelim. Üstler aynıysa ve çarpılıyorsa bunlar ne yapıyorduk? Direkt Şunları çarpabiliyorduk sevgili gençler ve 5 olarak üstüne yazabiliyorduk. Peki 500 çarpı 1 bölü 50 demek 500 bölü 50 demek bunun üzeri 5. 550'ye bölersek kaç gelir? 10. 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 kaç basamaklıdır? Üstünü 1 artır. 6 basamaklıdır diyebiliriz. Sevgili gençler 10. sayfamızdaki alttaki soru için. Geçtim. Bir hesap makinesi verilmiş. B tuşu, B tuşu yani 2 üzeri, üzerinde 2 üzeri A yazan tuş 2 sayısının herhangi bir kuvvetini C tuşu ise yani şuradaki A üzeri B yazan C tuşu ise herhangi bir sayının herhangi bir kuvvetini buldurur. D tuşu ise çarpım tuşudur. Örneğin hesap makinesinde önce 3 sonra B tuşuna basılırsa ekranda 8 görülür. Yani sen 3'e bastın aslında bu 3 A'yı belirliyor ve son, sen sonra B tuşuna basarsan 2 üzeri 3'ten 8'i hesaplıyor. Örneğin yine başka bir örnek hesap makinesinde önce 5'e sonra C sonra c yani şuna demek ki bu yine a'yı bedirliyor. Daha sonra da 2'ye basarsam 5 üzeri 2'den 25 görünüyor ekranda. Buna göre sırasıyla 9'a bastık, B'ye bastık. Yani 2 üzeri 9'u mu hesapladı bu bize? Aynen öyle. Sonra D'ye basmış. Yani çarpıya basmış. Sonra 5'e basmış. Sonra C'ye yani üs aldıracak. Sonra buna basmış. Ve bir işlem oldu gençler 2 üzeri 9 ile 5 üzeri 9'un çarpımı diyor. Diyor ki biri ekranda kaç basamaklı bir sayı görür? Arkadaşlar 2 üzeri 9 ile 5 üzeri 9'un çarpımı 10 üzeri 9'a eşittir. Yani tabanları çarparsınız. 10 üzeri 9'a kaç basamaklıdır? 10 basamaklıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar bu soru için. Güzel sorular devam ediyoruz. 15 üzeri a eşittir 3 üzeri a artı 1 olduğuna göre 25 üzeri a'nın değeri kaçtır? Şimdi gençler bu 15 üzeri a'yı madem ben 3 üzeri a ile 5 üzeri a'yı çarpıp 15 üzeri a diyebiliyorum. O zaman bu 5 üzeri a, 15 üzeri a'yı da 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a biçiminde yazarım. Sıkıntı yok. Eşittir 3 üzeri a artı 1'i de 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 biçiminde yazabilirim. Sonuçta üstler toplandığı zaman A artı 1 gelecek. Bakın her iki tarafta da 3 üzeri A var. Bunun sıfır olma gibi bir ihtimal yok. Sıfır olsaydı sadeleştiremezdik. Peki 5 üzeri A kaç geldi? 3 üzeri 1 yani 3'ün ta kendisi geldi. Peki bu 25 üzeri A nedir arkadaşlar? 5 üzeri A'nın karesi dememiş miydik biz buna? E ben burada 5 üzeri A'yı buldum. 3 o zaman cevap 3'ün karesinden kaçtır? 9'dur deriz. Cevabımız budur sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruya. Yukarıdaki tablonun her bölmesinde 1, 2, 3, 4, 5 sayılarından bir tanesi vardır. Her bir bölmede hemen solundaki bölmede yazının, e, yazan sayının ya bir fazlası ya da 4 eksiği vardır. Ya bir fazlası olacak ya da 4 eksiği olacak. Tabloda bir köşegen üzerindeki sayıların çarpımı A. Diğer köşegen üzerindeki sayıların çarpımı da B'dir. A kere B kaçtır diye sormuş. Şimdi... Buranın 4 eksi yoktur. Dolayısıyla mecburi olarak 2'dir sevgili gençler. 4 eksi eksi 3 yapar ama eksi 3'ü yazmamıza izin vermiyor. 2'nin 4 eksi eksi 2'dir. Dolayısıyla burası bir fazladır. 3 de bir fazla olur. Çünkü 3'ün 4 eksi yoktur. 4'ün 4, 4 eksi 0'dır. 0'ı da yazmamıza müsaade etmiyor. O zaman bir fazlasıdır 5. 5'in 4 eksi 1. 4 fazlası 9 olduğu için. Pardon 4 eksi 1. Bir fazlası 6 olduğu için 6'yı yazamayız. İzin vermemiş. Peki Aynı şey 2 için tekrar geçerli. 3 için de tekrar geçerli. 4 için de tekrar geçerli. Buraya da 5 beş yazacağım. 5'in e, sevgili gençler 1 fazlası 6. 4 eksi 1 olduğu için buraya 1 bir yazacağım. 1'in bir fazlası yazılır 2. Demek ki 1'e 2'ye 3'e 4'e bir fazlasını yazacağım. 5'e 4 eksiğini yazacağım. Hep bu ile ilerleyeceğiz. Demek ki burası 4, burası 5, burası 1, burası 2, burası 3 olacak. Daha sonrasında burası 5, burası 1, burası 2, burası 3 ve burası 4 olacak. Şimdi köşegenler bir şu köşegenimiz var değil mi? Bir de şu köşegenimiz var arkadaşlar. Şöylece diyor ki bir köşegenindeki e, sayıların çarpımı A diğer köşegen üstündeki sayıların çarpımı da B'dir demiş. Sarıların üzerinde bak 5 tane 5 var. 5 üzeri 5 yapmaz mı? Yapar. Çarpı. Peki 1, 3, 5, 2, 4 yani 1, 2, 3, 4, 5 bunların çarpımı nedir? 5 faktöriyeldir. Demek ki cevabımız 5 üzeri 5 çarpı 5 faktöriyel olacaktı sevgili Gençler bence güzel soruydu. Geçtim 13. sayfama. Diyor ki en sayısı 1 ile 10 kapalı aralığında pozitif tam sayısı için bir trenin eninci vagonunda 2 üzeri en kişi seyahat, et, seyahat, etmektedir. Örneğin 3. vagondaki yolcu sayısı 2 üzeri 3'tür. Çift nolu vagonlardaki yolcu sayıları toplamı A ve tek nolu vagonlardaki yolcu sayıları toplamı B'dir. Buna göre A bölü B kaçtır? Bak güzel soru. Kaydet bunu işaretle. Şimdi bakın gençler. Birinci vagon var, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon, beşinci vagon. Tamam mı? Ama ben bunları çift ve tek numaralı vagonlar olarak olarak ayırayım. Hiç uğraşmayayım. Ee, A'lar neydi? Çift vagon. Yani 2, 4, 6, 8 ve 10 yazayım. Teklerde sevgili gençler. 1, 3, 5, 7 ve 9 olacaktır. Şimdi 2 numaralı vagonda 2 üzeri 2 kişi artı 4 numaralı vagonda 2 üzeri 4 Burada 2 üzeri 6, burada 2 üzeri 8 ve burada da 2 üzeri 10 kişi seyahat ederken 1 numaralı vagonda 2 üzeri 1, 3 de 2 üzeri 3, 5 de 2 üzeri 5, 7 de 2 üzeri 7 ve 9 da 2 üzeri 9 kişi seyahat etmekte. Doğru mu? Doğru. Bunların toplamı A'ymış, bunların toplamı da B'ymiş. Yani bize diyor ki kısaca şu toplamı şu toplama böl. Ben üstteki toplamı 2 parantezine alırsam 2 üzeri 1 artı 2'nin küpü artı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 9 yapar. Alttaki toplam da zaten 2 üzeri 1 artı 2'nin küpü artı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 7 artı 2 üzeri 9'du. E şimdi gençler bir zahmet şunların gittiğini görelim burada. Gittikten sonra elimize ne kalır? 2. Demek ki A bölü B kaçmış arkadaşlar? 2 2'ymiş diyebiliriz. Güzel soruydu. Şimdi bir alttaki sorumuzu çözelim. En pozitif bir tam sayı Aşağıda 2 üzeri n ve 2 üzeri n artı 2 işlemlerinin sonuçları olan sayılar verilmiştir. Sayılardan biri 6, diğeri 5 basamaktı. Bir tanesi abc'de f'miş, diğeri de z 6, 8'miş. Buna göre e artı f toplamı kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler bize. Şimdi e ile f'nin toplamı sorulmuş. Aslında gayet basit düşünmemiz gerekiyor. 2 üzeri n dediğimiz küçük sayı olur. Yani şu. 2 üzeri n artı 2'yi de ben 2 üzeri n çarpı 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Yani diyor ki 2 üzeri n'den aslında 4 kat daha büyük diyor. 4 kat daha büyük demeyeyim de 2 üzerinin 4 katı diyelim. Yani diyor ki ben şunu 4 ile çarptığım zaman aslında şunu bulacağım. E peki 4 kere 8 kaç yapar? 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 6 24 bir de elde 3 vardı. 27'nin ikisi diyeceğim. E zaten diğerlerini bulmama gerek yok. Niye? E şuydu. F'de buydu. E artı F sorulmuş. 7 artı 2'den cevabımız ne olur arkadaşlar? 9 olur. Cevap budur diyebilirsiniz. Hem de gönül rahatlığıyla. Geçtim 14. sayfama. A ve B sıfırdan farklı gerçek sayılar. Tabanları eşit olan üssü sayılar bölünürken üstler çıkarılır. Ortak taban aynen yazılır. Yani çarpmada sevgili gençler tabanları ortak olan üstlü sayıları çarparken üstleri topluyorduk. Bölerken de üstleri çıkaracağız üsttekinden alttakini. Tamam mı? Keza yine aynı şekilde çarpmada da üstler aynıysa sevgili gençler biz bunların tabanlarını çarpabiliyorduk. Aynı şekilde bak burada x var burada x var o zaman tabanları bölüp aynı üssü yazabiliriz. Sorumuza bakalım. Burada vagonlarımız var. Şekilde yük treninin vagonlarında bulunan toplam yük miktarı 27 üzeri 10 kilogramdır. Baya büyük bir sayı. Buna göre vagonlardaki yük miktarı eşit olduğuna göre bir vagona yüklenen yükün miktarı kaç kilogramdır? Kaç tane vagon var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane vagonumuz var. Yani ben 27 üzeri 10'u e, 9'a bölmem gerekiyor ki her bir vagondaki yük miktarını bulayım. Peki bu 27'yi ben 3'ün küpü biçiminde yazabilir miyim? Tabii ki yazarsın hocam. Niye yazamayasın? Bir de bunun 10. kuvveti varmış. Gençler bir de 9 dediğimiz şey de 3'ün karesidir. Hepsini 3 tabanında yazdım. Sonra ne mi olacak? 3 kere 10'dan 3 üzeri 30 yapar. Bir de burada 3'ün karesi var. Şimdi bölüyorken ne yapıyorduk? Üstleri çıkarıyorduk. 30'dan 2 çıktı. Kaç kalır? 3 üzeri 28. Demek ki her bir vagonda 3 üzeri 28 kilogram yük varmış. Ki bence bu yükü taşıyabilecek bir vagon da dünya üzerinde yoktur ama soru ya çözdük. Tamam mı? Geçtim. 10 üzeri 8 artı 10 üzeri 8 artı 10 üzeri 8. Kaç tane varmış burada? 10 tane. O zaman 10 tane 10 üzeri 8 diyebilir miyim ben buna? Vallahi derim. Bölü 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 5'in çarpımı da 2 üzeri 9 mudur sevgili gençler? Aynen öyle hocam. Şu üst kısım ne yapar? 10 üzeri 9 mu yapar? Şurası 10 üzeri 1 çünkü. Burası da 2 üzeri 9'du demek ki onu 2'ye böleceğim. 10 bölü 2 üzeri 9 diyeceğim. Ki bu da kaçtır? 5 üzeri 9'dur sevgili gençler. Cevap budur diyebiliriz. Hesaplamana lüzum yok. Işıklar da bu şekilde verir. 75'in karesi çarpı 5 bölü 25'in küpü bu işlemi sonucu kaçtır? Bir kere 75'in karesi denmiş ya. Ben bu 75'i şöyle yazabilir miyim? 25 kere 3'ün karesi çarpı 5 bölü 25'in küpü. Hatta şu kısmı 25'in karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 bölü 25'in küpü de yazabilirim. Şimdi bakınız şöyle diyebiliriz. 25'in karesini Şöyle yazalım. Çıkara da bilirsin ama ben şu an çıkarmak istemiyorum. Kafa karıştırmak zorunda değiliz. 25'in karesi çarpı 25 üzeri 1 diye yazabilir miyim? Ben alt tarafı yazarız. 25'in kareleri gitsin. Burada 5 var. Burada 25 var. 5'e böl. 5'e böl. Burası 5 kalsın. 3'ün karesi kaç? 9. Alt tarafta ne kaldı? 5. Demek ki cevabımız neymiş? 9 bölü, 9 bölü 5 olacakmış. Sevgili gençler. Geçtim 16'ya. Şekilde gösterilen çıta. Önce 2 eş parçaya bölünüyor. Sonra A parçası 2 eş parçaya, B parçası 4 eş parçaya bölünüyor. Şurası x milimetre oluyor, burası da y milimetre oluyor. 3 çarpı x çarpı y bölü x artı y işleminin sonucu nedir? Bakın burası 2 üzeri 12. 2 eşit parçaya bölüyorsak 2 üzeri 12'yi ben 2'ye bölmek zorundayım ki bu da 2 üzeri 11 yapar. Demek ki bu taraftaki parçanın uzunluğu 2 üzeri 11, burası da 2 üzeri 11 sevgili gençler. Daha sonrasında 2 üzeri 11'de 2 eşit parçaya bölünüyorsa... Ben 2 üzeri 11'i bu sefer 2'ye bölerim. Bu da 2 üzeri 10 yapar. Demek ki burası 2 üzeri 10. Burası da 2 üzeri 10'dur diyebiliriz. Yani bu x dediğimiz sayı 2 üzeri 10'muş sevgili gençler. Bu 1. İkincisi 2 üzeri 11, 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölünüyor. Yani 2 üzeri 11'i 4'e 4 yerine 2'nin karesine bölelim. 11'den 2'yi çıkardığın takdirde 2 üzeri 9 yapar. Demek ki burası 2 üzeri 9, burası 2 üzeri 9, burası 2 üzeri 9 ve burası da 2 üzeri 9. Yani y de sevgili gençler 2 üzeri 9 imiş. Şimdi diyor ki 3 ile diyor. 3 çarpı x'i çarp. Yani 2 üzeri 10'u çarp. Sonra bir de y'yi çarp. Yani 2 üzeri 9'u çarp demiş. Ve bunu 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9'a artı. Özür dilerim. Artı 2 üzeri 9'a böl. Ne yapmamız lazım? Üst taraf 3 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 olarak kalsın. Bölü. Alt tarafı yani şu kısmı ben 2 üzeri 9 parantezini alırsam şurada 2 kalır. Burada da 1 kalır. Burası da ne olur sevgili gençler? 3 tane 2 üzeri 9 olur. Bakın 3 tane 2 üzeri 9 olur. Şimdi üst tarafa bakacak olursak 3 var 3 var 2 üzeri 9 var 2 üzeri 9 var cevap nedir 2 üzeri 10 eğer 2 üzeri 10 ışıklarda bulamazsanız 2 üzeri 10'un 1024 olması gerektiğini de unutmayın sevgili gençler aklınızın kenarında kıyısında köşesinde bir yerde dursun. Geçtim 17'ye 17. sayfama 17. sayfada bir bilgi var Ondalıklı sayılar üslü olarak yazılırken virgül en basamak sağa doğru kaydırılarak 10 üzeri eksi ile çarpılır. A sıfırdan farklı rakam olmak üzere eğer ki ben şurada virgülden sonra en tane basamak ve sonunda da bir A varsa ben bunu A çarpı 10 üzeri eksi biçiminde yazarım. Bakın buradaki en direkt hiçbir şeye uğramadan buraya geçiyor. Çok büyük sayılar üslü olarak yazılırken verilen sayı sağdan sola doğru en basamak kaydırıldığında sayı 10 üzeri n ile çarpılır. A sıfırdan farklı rakam olmak üzere. Bakın burada A var. Sonunda da en tane sıfır varsa. O halde diyoruz ki A çarpı 10 üzeri N. Yani bakın buradaki N hiçbir şey kaybetmeden yine buraya taşınıyor. Aşağıda verilen sayıları üstü sayı biçiminde yazınız demişiz. Bakalım şuradaki 142'yi alalım. 142 çarpı virgülden sonra 5 tane basamak olduğu için 10 üzeri eksi 5 yazarım sevgili gençler ben bunu. Şuradaki 243'ü alalım. 243 çarpı bunun sonunda 4 tane 0 olduğu için 10 üzeri 4 yazabiliriz. Bakın burada 2 var değil mi? 2 çarpı şurası ne yapar? 10 üzeri eksi 4 yapar. 4 tane sayı olduğu için virgülden sonra çarpı bir de 5 çarpı burada kaç tane sıfır var? 5 tane 10 üzeri 5 biçimde yazabiliriz. Sonra mı? Sonra şunu yapacağız. 2 kere 5 kaç yapar? 10 üzeri 1. 10 üzeri eksi 4'üm var. Bir de 10 üzeri 5'im var. Değil mi? 1 eksi 4 daha eksi 3. 5 daha kaç yapar? 2 yapar. Demek ki cevap onun ikinci kuvvetiymiş. Yani 100'müş diyebiliriz sevgili gençler. Evet bu videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki kısmı yani 17. sayfa artık e, tam da yarısına gelmişiz sanırım. Şöyle bakalım 32 sayfaymış sevgili gençler. Geriye kalan o 15 sayfayı da bir diğer videoda halledelim sevgili gençler. Takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok şey, çok şey istiyormuşum gibi görünse de çok az şey istiyorum aslında. Evet gençler Diğer videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.